Sevgili dostlar, mektubun bugün internette kolaylıkla Türkçe çevirisini bulabilirsiniz. Santa Clara duygusal bir mektuptur. Kentinde Che Guevara'nın mezarında, mozolesindeyiz. Burada güzel bir heykel. Zafere kadar Hasta la Victoria Siempre yazıyor altında. İşte mazolenin altından yavaş yavaş çıkacağız. 1967'de ölüyor Bolivya'da, 39 yaşında Che. Malum 1959 Küba devriminden sonra burada işte değişik bakanlıklar, bir ara Merkez Bankası Başkanlığı yapıyor. Fakat hayatından memnun değil. Yani adam gerilla, devrimci bir adam. Ve Güney Amerika'yı birleştirmek gibi bir ideali var. Tek ülke. Bu ideal aslında ta Simon Bolivar'dan geliyor. Bu idealin doğrultusunda artık benim Küba'da işim kalmadı diyor. Burası zaten devrim yapıldı. Ondan sonra ben artık diyor farklı. Sıkılıyordu herhalde biraz. İşte şeyden, Küba'daki aldığı görevlerden Kongo'ya gidiyor. Ama Kongo'da şey yapıyorlar, bir grupla Kongo'ya gidiyor. Oradaki devrim mücadelesine katılıyor. Ama askerler çeviriyor ve öldürmek üzereyken Fidel giriyor araya. Bir şekilde Birleşmiş Milletleri falan devreye sokup Kongo'dan çıkartıyor Che'yi. Daha sonra Bolivya'ya gidiyor. Rahat durmuyor adam. Bolivya'daki devrim mücadelesine katılmak için Bolivya'ya gidiyor. Bolivya'da malum sonra işte bir şekilde askerler tarafından, Bolivya ordusu tarafından yakalanıp infaz ediliyor. Hatta yani orada CIA'nin parmağı oldu. İnfaz edildiğinde CIA ajanı olduğuna dair söylentiler de var. Bu Santa Clara kentinin önemi ne derseniz, bu devrim sırasında önemli bir olayın olduğu bir kent Santa Clara. Bu devrim, bunlar işte Amerika'dan gelip toplanıp çıkartma yapıp yavaş yavaş teşkilatlanmaya başlayınca şeydi, Küba'da. O zamanki Küba, Batista'nın kontrolündeki Küba ordusu bir tren yapıyor. Böyle bir zırhlı tren. O treni işte yola çıkartıyor. Uçağa da o treni durdurma görevi veriliyor. Ve Santa Monica'da bu treni durduruyorlar. Yani bir şekilde rayları söküp treni deviriyorlar. Oraya da gideceğiz. O sayede devrimin başarıya ulaşmasının ilk ışıkları görünmüş oluyor. Dolayısıyla Santa Clara kenti, Santa Monica demiş olabilirim, yanlış söylemiş olabilirim, önemli bir yere sahip devrimde. Şöyle meydanı da alalım güzelce. Meydanı da alalım şöyle. İşte meydan bu. Muhtemelen burada işte çeşitli törenler yapılıyor. Mozolenin, yani Che'nin mozolesinin tam altından şöyle dönüp şöyle bir 360 derece meydan. Hakikaten görkemli bir meydan. Şimdi tabi burada şunu da söylemeden geçmeyelim. Fidel Castro, yani buradaki adıyla Fidel diye anılıyor. O mesela bu tip büyük mozoleler, heykeller falan İstememiş adam. Yani bana demiş, tapmayın kardeşim. Ondan sonra dolayısıyla onun mesela çok fazla heykeli, hatta mezarı Santiago de Küba'da, yani Küba'nın en doğusundaki bir şehirde basit bir mezar taşı ve bir Fidel yazan, sadece Fidel yazan basit bir mezar şeklindeymiş. Onu görme imkanınız olmayacak ama yani o adam pek bu tip şeylere meraklı değilmiş açıkçası. Ama Che için onun ölümünden sonra Bolivya'da öldüğü halde getirip naaşını işte buraya defnetmişler, bu Santa Clara'ya.
o treni devirdikleri yere. Diyelim bu şekilde videomuzu sonlandıralım. Tekrar görüşmek üzere.